Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serisinin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize mini araç buzdolabına ait kontrol kartı göndermiş. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde Takipçi Tamir serisine arızalı kartlarınızı, cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın arızası 12 volt bağlantıları yapılıyor ve karta 10 komutu verildiği zaman motorumuz ufak bir kalkma hareketi yapıyor ve tekrardan arızaya düşüyor ve sürekli olarak maalesef çalışamıyor. Motor da yanımızda, takipçimiz motoruyla birlikte birkaç tane kart da göndermiş. Diğer kartların da onarımlarının videosu gelecek. Öncelikle motoru da ekrana getirelim ve kablo bağlantılarımızı yaparak kartın arızasını gösterelim. Kart şu şekilde minik bir buzdolabı motorunu kontrol etmekte. Burada 3 fazlı çıkışımız var. Bu çıkış doğrudan buradaki invertör motora giriş yapıyor ve bu motorun farklı hızlarda çalıştırılması sağlanıyor. Şöyle güç bağlantımızı yapalım ve karta 12 volt bağlantımızı da yaparak bir 10 komutu gönderelim. Motor ne şekilde tepki veriyor görelim. Kartın 12 volt bağlantısını yaptık. Bu şekilde bağlantı yaptığınız zaman motorunuz doğrudan çalışmayacaktır. Buradaki kart üzerinden bir 10 komutunun gelmesi gerekiyor. Buradaki pinler ise yine buzdolabı üzerinde yer alan termostata bağlıdır. Sıcaklık yükseldiği zaman termostatımız harekete geçerek soğutması için motora bir komut gönderir. Burada termostatın gönderecek olduğu komutu şu şekilde bir jumper kablo yardımıyla simüle edeceğiz. Şu şekilde bağlantımı yaptım. Kart birazdan start alacak. Ve gördüğünüz gibi motorumuz hafifçe sallandı ve devamlı bir şekilde sürülemiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Komut gönderdim. Hafif bir sallanıyor. Motorumuz böyle yarım tur gibi bir tur atarak arızaya geçiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Bakın şu an ufak bir sallantı yaptı ve kartımız arızaya düştü. Bu kartlar hatırladığım kadarıyla çıkışında herhangi bir yük olmadan da sinyal üretebiliyordu. Dolayısıyla motora bağlamadan kart üzerinde ne olup bitiyor osiloskop yardımıyla gözlemleyeceğiz. Ama ölçümlere başlamadan önce kartı size kısaca da tanıtmak istiyorum. Hangi komponent ne işe yarıyor? Kabaca belirtelim. Burası artı ve eksi olmak üzere 12 volt girişimiz. Buradan 12 volt veya 24 volt voltaj uygulanabiliyor. Ters bağlantılara karşı korumak için burada bir TVS diyot kullanılmış. Yüksek voltaj geldiği zaman veya ters bir bağlantı yapıldığı zaman buradaki diyotumuz koruma sağlamakta. Devamında tam merkezde bir mikro denetleyicimiz var. Buradaki denetleyici şurada soğutucu üzerinde yer alan anahtarlama ekipmanlarını kontrol ediyor. Yine kartın geri kalanının haberleşmesini sağlıyor. Şuraya baktığımız zaman bir voltaj referans entegresi, bir voltaj düzenleme devresi görüyoruz. Burada 12 volt 5 volta düşürülüyor ve şuradaki minik kondansatör işlemciye 5 voltluk lojik seviye bir voltaj sağlıyor. Yine burada anahtarlamanın senkronize bir şekilde yapılabilmesi için burada bir konvertör entegresi kullanılmış. Bu mikro denetleyiciden gelen sinyalleri konvert ederek yine buradaki MOSFET'lerin sürülmesinde kullanılıyor. Buraya baktığımız zaman büyükçe bir bobin görüyoruz. Buradaki bobinin görevi voltajı yükseltmek. Voltajı neden yükseltiyoruz? 12 volt veya 24 voltluk gerilimler altında bir motor çalıştırmaya kalkacak olursanız burada yer alan MOSFET'lerin üzerine çok fazla akım yükü binecektir. Çok fazla yüksek akımlarla haşır neşir olmak istenmediği için girişten uygulanan voltaj bir miktar yükseltilmekte. Öncelikle 12 volt uygulandığı zaman burada yer alan kondansatörümüz 12 volt gerilimle şarj oluyor ve kartımız hazır bir şekilde bekliyor. Karta 10 komutu geldiği zaman buradaki boost konvertör devremiz çalışmaya başlıyor ve hemen yanında yer alan diğer kondansatör üzerinde 45-50 voltlara varan bir voltajın oluşması sağlanıyor. Elde edilen voltaj yine buradaki soğutucuya bağlı anahtarlama ekipmanlarımızın yardımıyla buradaki 6 adet anahtardan oluşan invertör devresine iletiliyor ve buradaki MOSFET'lerin yardımıyla her iki MOSFET grubunun ortasından bir tane olmak üzere 3 farklı faz elde ediliyor ve bu fazlar motorun sürülmesinde kullanılıyor. Kart üzerinde arızayı ararken öncelikle lojik seviye voltajlarımızı kontrol edeceğiz. Yine giriş voltajını kontrol edeceğiz. 10 komutu geldiği zaman boost devremiz, voltaj yükseltme devremiz çalışıyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Devamında burada
Sürülme sinyallerimiz çıkıyor mu? Burada fazlarımız oluşuyor mu? Mikro denetleyici buradaki MOSFET'leri sürmek için pals sinyalleri gönderiyor mu? Bunları kontrol edeceğiz ve arızalı parçayı bulmaya çalışacağız. Bu arada kart bize soğutma teknisyeni bir ustamız tarafından gönderildi. Eğer siz de ustamız gibi bu şekilde elektronik tamir işleriyle ilgileniyorsanız ve kart tamiri konusunda kendinize yatırım yapma ihtiyacı hissediyorsanız sizler için bu konuları detaylı bir şekilde anlatmış olduğumuz elektronik kart tamir kursları da hazırladık. Bu kurslarda bu karttan örnek vermek gerekirse voltaj regülatör devrelerinden lojik devrelere, buk konvertör, boost konvertör gibi güç konvertörü topolojilerine yine buradaki sürülme sinyallerine, invertör devrelere kadar pek çok konu detaylı bir şekilde anlatılmakta. Eğer kursu sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında dijital ürün mağazası linkimiz mevcut. Linke tıklayarak mağazamızı ziyaret edebilir, seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer henüz sipariş vermediyseniz mutlaka bu kursları da tavsiye ediyoruz. Şimdi kartın 12 volt girişinden güç bağlantımızı yapalım ve buradan 10 komutu verdiğimiz zaman kart üzerinde neler olup bitiyor yakından gözlemleyelim. Şu an kartımıza 12 volt gerilim uyguladık. Öncelikle lojik devrelerimize voltaj ulaşıyor mu bunu kontrol edelim. Şurada yer alan küçük kondansatör üzerinde bir voltaj görmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman 4,93 voltluk bir voltaj görüyoruz. Burası bizim 5 volt hattımız ve herhangi bir problem görünmüyor. Yine şöyle diyot üzerinden baktığımız zaman 12,7 voltluk voltajımızı görüyoruz. Herhangi bir problem yok. Şöyle karta 10 komutunu gönderelim ve neler olup bitiyor bakalım. Şöyle bağlantıyı yaptım ve kondansatör üzerine baktığım zaman 4,93 voltluk voltajı görüyorum. Şöyle tekrardan komutu göndereceğim. Şu an çektim. Şöyle bağladım. Voltajı takip ediyorum. Herhangi bir dalgalanma olmadı. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kartımızın hemen arkasında 12 volt ve yüksek voltaj kondansatörlerimiz var. Bizi ilgilendiren kısım boost konvertör kondansatörümüz. Buraya bir kablo bağlantısı yapacağız ve buradan voltaj ölçümü yapacağız. Bu kondansatör üzerinde kart start aldığı zaman yüksek bir voltajın çıkması gerekiyor. Şöyle bağlantılarımızı yapalım. Kondansatör üzerine prob bağlantılarımızı yaptık ve multimetremiz voltaj kademesinde şöyle gücümüzü açtık. Şöyle baktığımız zaman 12,57 voltluk kaynak voltajını görüyoruz. Karta bir 10 komutu gönderdim. Ve 45 voltlara varan bir gerilimi gördü. Sonra kondansatörümüz yavaş yavaş voltaj kaybetmeye başladı. Tekrar gösterelim. Şöyle karta bir 10 komutu gönderiyoruz. Ve 44-45 voltlara varan bir voltaj görüyoruz. Fakat boost konvertör devremiz oluşturmuş olduğu voltajı hemen kaybediyor. Çünkü kartın kontrol mekanizması ileride yer alan bir sorun kaynaklı buradaki voltajımızı kesmekte. Kart üzerine baktığımız zaman buradaki mikro denetleyici şurada yer alan dirençler vasıtasıyla buradaki 6 adet MOSFET'i sürmekte. Buradaki dirençlere sürülme sinyalleri geliyor mu bunu kontrol edelim. Hem buradaki mikro denetleyiciden hem de buradaki konvertör entegresinden buradaki 102 yazan dirençlere sürülme sinyallerinin ulaşması gerekiyor. Burada yer alan dirençlerimizin birer tarafları şurada buradaki mikro denetleyiciye bağlı 102 yazanların birer tarafları mikro denetleyiciye bağlı ve buradan sürülmekte. Her bir faz için birer tane direncimiz var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Yine diğer MOSFET'lerde buradaki entegre tarafından sürülüyor. Yine bunları da sürmek için diğer sürücü dirençlerimiz buralarda, buralarda mutlaka sinyal görmemiz gerekiyor. Yine diğeri burada. Diğeri de tam şu kısımda buradaki 3 direnç üzerinden de yine buradaki MOSFET'leri sürecek olan sinyalleri görmemiz gerekiyor. Eğer buralarda sinyal göremiyorsak mikro denetleyici tarafını inceleyeceğiz. Osiloskop bağlantımız hazır. Şase bağlantısını güç kaynağının eksi hattına yaptım ve buradaki dirençler üzerinden bir ölçüm yapmak istiyorum. Şu şekilde
Probumu yerleştirdim ve karta on komutunu gönderiyorum. Evet, şöyle durduralım. Tam şu kısımda şöyle biraz da yakınlaşmak istiyorum. Şöyle açalım sinyalimizi. Şuraya baktığımız zaman bir sinyal karşımıza çıkmakta. Fakat buradaki sinyalimiz süreklilik arz etmiyor. Burada sürekli olarak bir sürülme sinyalinin çıkması gerekiyor. Fakat hemen ilk sirkülasyonda kartımız kendisini korumaya alıyor. Diğer dirençler üzerinden de ölçüm yapalım. Şöyle başlattım. Şurada diğer 102 yazan direncime yerleştirdim. Tekrar bir 10 komutu gönderelim. Bağlantıyı yaptım. Tam şu kısımda yine bir sürülme sinyali gördük. Şöyle buraya yakından bakalım. Şu şekilde baktığımız zaman burada arka arkaya sürülme sinyalleri mevcut. Aslında kartımız bir start almaya çalışıyor fakat burada sürücü sinyallerimizden bir tanesi ciddi bir şekilde kısa devreye maruz kalıyor. Şöyle bağlantımızı ayıralım ve enerjiyi keselim. Bunun anlamı mikro denetleyicimiz sinyal üretiyor fakat burada yer alan anahtarlama MOSFET'lerinde bir problem var demektir. Az önce kontrol ettiğimiz sinyal tek bir anahtarlama yaparken burada diğer sinyale baktığımız zaman arka arkaya gelen anahtarlama sinyallerini görebiliyoruz. Ölçü aletini diyot moduna aldım ve anahtarlama MOSFET'lerini ölçmek istiyorum. Burada yer alan MOSFET'lerimiz P kanal MOSFET'ler. Dolayısıyla şu şekilde ölçüm yapacağız. 555 değeri verdi. 556 değeri verdi. 0. Burada yer alan MOSFET'imiz kısa devre, şöyle bakalım. Burada da 63 değeri veriyor. Dolayısıyla buradaki gate'e gelen sinyal çöktüğü için, buradaki MOSFET'imizde kısa devre olduğu için buradaki MOSFET sürekli olarak iletimde, hemen devamında yer alan MOSFET'imize bir sürücü sinyali ulaşıp bunu şasiye çektiği zaman 12 voltluk voltaj veya burada işte yükseltilmiş olan voltaj doğrudan buradaki iki MOSFET arasında kısa devre oluyor ve sistemin aşırı akım algılayarak kendini kapatmasına neden oluyor. Buraya baktığımız zaman bir akım algılama direnci görüyoruz. Buradaki direnç üzerinden sistem akımı algılamakta ve aşırı akım algıladığı için boost konvertör devresini kapatmakta. Yine burada yer alan P kanal MOSFET'leri ölçelim. Şu şekilde kırmızı probu direğine koyarak, düzeltiyorum, source'a koyarak şöyle ölçelim. 530-540 gibi bir değer verdi. Herhangi bir problem yok. 540 değeri verdi. Buraya bakıyoruz. 540 değeri verdi. Burada yer alan MOSFET'imizin arızası kaynaklı sistem devamını getirememekte ve kendisini korumaya almakta. Buradan arızalı MOSFET'i sökmeye çalışacağız fakat arka kısımda soğutucu olduğu için buradaki MOSFET'i sökmekte zorlanabiliriz. Eğer başarısız olursak kırarak yerinden çıkartmaya çalışacağız. Zira burada ciddi bir ısı gerekiyor. Arkada da kocaman bir alüminyum soğutucu olduğu için bu devre kartını buradan ayırmadan bu MOSFET'i sökmeniz mümkün olmaz. Ayırmaya çalıştığımız zaman da seramik bir PCB ile buraya ciddi bir şekilde yapıştırılmış ve köşelerinden kırılmaya başladı. O sebepten kartı feda etmek yerine buradaki MOSFET'i parçalayarak yerinden çıkartmaya çalışacağız. MOSFET'i bir yerinden sökelim. Evet, MOSFET'imizi büyük uğraşlar sonucunda yerinden çıkarttık. Oldukça sağlam bir ısı kaybı oluyor şu şekilde. MOSFET'in kalan parçası burada, üst kısmı zaten aşırı sıcaklığa dayanamayarak koparak ayrıldı ve burada alt tablasında çıkartmak için hem sıcak hava hem de havya yardımıyla buradaki parçayı sökmeye çalıştık. Sıcak hava 480 derecede, havyamız 450 derece sıcaklıkta.
Epey bir uğraştık ve buradaki MOSFET kalıntılarını da yerinden söktük ve yuvamız temiz bir şekilde montaja hazır. Yerinden sökmüş olduğumuz MOSFET ile aynı kılıfa sahip bir MOSFET'i tekrardan buraya takmak neredeyse imkansız. Buradaki MOSFET'i sökerken bile dediğimiz gibi 450-480 derece sıcaklıklarla çalıştık. Sağlam bir parça üzerine bu sıcaklıkları uygularsak MOSFET'imiz daha yerine oturamadan tekrardan zarar görecektir. Burada alternatif bir yol uygulayacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3 farklı kabloyu buradaki MOSFET'in yatağına lehimleyeceğiz ve bu kablolar yardımıyla farklı kılıftaki bir MOSFET'i yine soğutucu üzerine tutturacağız ve bu şekilde kartımızı çalışır hale getireceğiz. Yine kart üzerinde lehimleri biraz daha tazelemeye çalışırken devre yollarımız da zarar gördü. Karta daha fazla zarar vermemek adına bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Yeni MOSFET'in montajını tamamladık ve kartımız denemeye hazır. Burada MOSFET seçerken bir noktaya da dikkat etmenizde fayda var. Burada soğutucunun üzerine montajını yaptık fakat buradaki MOSFET'imiz tamamen yalıtımlı kılıfta bir MOSFET. Yani şu şekilde arkasında bir metal plakası bulunmuyor. Bu da buradaki eksi hattı bağlı olan soğutucu plakaya temas etmeyeceği anlamına gelir. Eğer bu şekilde metal kılıflı bir MOSFET kullanırsanız MOSFET'inizin direğin hattı doğrudan buradaki soğutucu plakaya temas eder ve kısa devreye neden olur. Bu ayrıntıya da dikkat etmenizde fayda var. Yine şu şekilde ısıya dayanıklı silikon kablolarla kart üzerine montajını tamamladık ve kartımızı deneyebiliriz. Şöyle motorumuzu ekrana getirelim. Minik bir motorumuz var. Şuradaki soket aracılığı ile motora bağlantıyı yapıyorum. Şöyle kartımızı hizalayalım ve güç bağlantısını yapalım. Eksi ve artı bağlantılarımı yapıyorum. Enerjiyi açtığım zaman 9-10 mA civarında bir akım çekilmekte. Hemen şuradan bir jumper kablo yardımıyla karta 10 komutunu gönderiyorum. Evet, şu an motorumuz çalışmaya başladı. Şöyle şurada hava çıkışımız var. Kapattığımız zaman motorumuz basınç oluşturmaya başladı. Kartımız sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Yine burada da emiş wattleri var. Buralardan da havayı çekmekte. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kartımızı çalışır hale getirdik. Tabi burada MOSFET'i değiştirdik. Fakat sürücü sinyallerimizde herhangi bir problem var mı yok mu? Bunu da gözlemlememiz gerekir. Osiloskopu ekrana getirdik. Öncelikle boost konvertör devremizin sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olalım. Burada sinyal görmemiz gerekiyor. Şu anda kartımızda enerji yok. Bobinin çıkış tarafı burası. Buradan bir kablo lehimleyelim ve bağlantımızı osiloskopa yaparak sinyalleri gözlemleyelim. Boost konvertör çıkışına kablo bağlantımızı yaptık ve şu şekilde osiloskop probuna bağladık. Enerjiyi açıyoruz. Kartımız şu an 12 volt vermeye başladı ve kompresör devreye girer girmez boost konvertör devremizde çalışmaya başladı ve şu an 26 voltluk bir peak to peak değerine sahip ve voltajı yükseltmeye devam ediyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Devremiz sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Şu şekilde bir potansiyometreyi buradaki
termostat çıkışımıza bağladık ve motorun hızını da biraz arttıracağız. Arttırdığımız zaman buradaki konvertörün çok daha yüksek voltajlar vermesi ve motorumuzun da hızlanması gerekiyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman, şöyle ters yönde çevirelim. Şu an voltajı yükseltmeye başladı. VPP değerinden görebiliyoruz. 28-30 voltları gördü. 34 volt, 35 volt, 36-38, 39-40 volt, 42'yi gördü. Ve şu an kendisini kapattı. Maksimum değere ulaştık. Şöyle 40 volt seviyelerine kadar 12 voltun yükseltildiğini görebiliyoruz. Bu da boost konvertörü devremizin buradan uygulanan komutlara sağlıklı bir şekilde yanıt verdiğini göstermekte. Burada uygulanan voltajı buradaki sinyal çıkışlarımıza, yani motoru süren gerilimde iki katı olarak görmemiz gerekir. Yani 40 voltu 80 volt olarak görmemiz gerekir. Şimdi de MOSFET'leri süren sinyallerimizi kontrol edelim. 3 farklı sinyalinde mutlaka çıkması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman ilk sinyalimiz çıkıyor. İkinciye bakalım. İkinci sinyalimiz de çıkıyor. Üçüncüye bakalım. Üçüncü sinyalimiz de çıkıyor. Sürücü sinyallerimizde herhangi bir problem yok. Şu an motorumuz 118-119 Hz civarında bir frekansla sürülmekte. Devamında diğer MOSFET'lerimizde süren sinyallerin çıkması gerekiyor. Yani toplamda 6 farklı gate driver sinyalinin çıkması gerekiyor. Hemen şöyle probumu diğer sinyallerin çıktığı dirençlerin üzerine koyuyorum. Şuradan ayar yaptığımız zaman buradaki sinyalleri de görmeye başladık. Buradaki sinyalin MOSFET'leri sürebilmesi için bir offset değerine de sahip olması gerekir. Şu şekilde 27.6 voltluk bir offset'e sahip, toplamda 18 voltluk VPP değerine sahip bir sinyal görüyoruz. Sinyalimize herhangi bir problem görünmüyor. Diğerine bakalım. Diğer sinyalimiz de çıkıyor. Son sinyalimize baktığımız zaman buradaki sinyalimiz de çıkıyor ve görüntü olarak diğer sürücü sinyalin değili konumunda, yani orası açıldığı zaman buradaki sinyalimiz kapanıyor. Buradaki kapandığı zaman diğeri de açılıyor ve bu şekilde motorun senkronize bir şekilde sürülmesi sağlanıyor. Şimdi de motorumuza gelen sinyalleri ölçelim. Şu şekilde probumu yerleştiriyorum ve 91-92 voltluk bir tepeden tepeye değer okuması alıyoruz. Yani motorumuz 90 voltluk bir gerilimle sürülmekte. Diğer iki fazı kontrol edelim. Şu şekilde probumu bu tarafa aktardığım zaman yine bir voltaj okuması alıyoruz. 90 voltları gören bir voltaj söz konusu. Şöyle şu iki fazı da kontrol ettiğimiz zaman 90.2-90.4 voltluk bir gerilim okuması alıyoruz. Her 3 fazımızda da voltajlarımız stabil bir şekilde çıkmakta ve motorumuzu düzenli bir şekilde sürmekte herhangi bir problem görünmüyor. Kartımızı çalışır hale getirdik. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.